Endgame Anadolu'nun sen yüce bir dısın. Atletli adam gibi gözüküyorum ya resmen. Efendim ben artık yeter. Instagram TV'nin seyircileri niye bize hiç oynanmıyor denildi. O yüzden ilk soruyu ben soruyorum. Sonra sıra sende. İyi, evet Can Bey. Buyurun bakalım. Anlatır mısınız bize? Infinity War izledik. 22 film izledik. Şimdi bu değdim bakalım. 22 filmin fanboyları çok mutlu olacaklar. İşte mutluluk üstüne mutluluk atıyor film ara sıra. Bence işte hırto bulduğum yanları olmasına rağmen keyifli bir filmdi. İyi bir filmdi yani. Senin şiş artık. Gecenin 4 olmasından kaynaklı Ömercan artık uçurtmuş vaziyette. Artık Ömercan yeteri kadar büyüdü, benim sorumluluğumla değil. Ben kabul etmiyorum kuzeni olarak, o yüzden. Ben İntikamcılar Birliği'ne katılmaya gidiyorum. ama son genel olarak beğendim. Yani güzel, keyifli bir film olmuş canım. Yani ne diyeyim şimdi, spoiler olmadan da hiçbir şey söylenebilecek tamam, bir film de değil yani. Mesela. Film beklentileri karşılıyor arkadaşlar. Bana geçelim mi? Hadi geçelim sana. Sonra Ömercan'a geçelim. Arkadaşlar ben buraya da bakarsak yani. Buraya bakayım. Ben Can kadar cool olamayacağım. Oğlum çok eğlendim ben ya. Çok keyif aldım. Çok iyiydi. Çok tatlı nüanslar vardı. Adamlar dedi ki şekerlerim evren kuracaksanız böyle kurun dediler. Ve gerçekten evren yani nasıl kurulduğuna dair böyle o kadar hani o kadar büyük iş ki. Bu büyük olması illaki güzel olacak. Abi yani çok güzel. Ben çok beğendim. Dediği bir takım şeyleri var. Hani evet timely işte falan filan bir şeyler var. Onları konuşacağız spoilerlı videoda. Tek tek ele alacağız. Ama yani onları ele alıyoruz diye bu kalitesinden veya kıymetinden asla ödün vermeyecek bir film. Bunu söyleyeyim. Yani ben çok coşkuluyum. Şimdi daha çok coşku için kime gidiyoruz? Ömercan'a. Eğlenceli ya. Beklentini çok yükselttim. Sen üçüncü şeysin. Yok ya, güzel güzel. Evet, Can'ın dediği doğru. Bu filmleri sevenler mutlu ayrılır. Sevmeyenler de zaten buna gelmez. O yüzden... Evet abi, sevmeyenin ne iş var? Gecenin 12'sinde. Bir film varmış, herkes gidiyor. Yok yok, ben hakiki böyle gerçek fanboylardan bahsediyorum. Onlar çok mutlu ayrılır. Ama yani mesela işte ben... eleştirmen gibi izleyicinin memnun kalmayacağı yanlar var canım. Manol hangi? Sağ ol yani, benim suratıma hiç tutmamamız bu iki kamerayı da. harika kendine oldu bu yorumu yaparken. Evet. Hadi Ozi. Gençlere soralım. Gençler. Evet, benden nefret edilecek bir an daha yaratıyorum. Ben beğenmedim filmi. Çok büyük ritim problemleri vardı ki Infinity War'u bu kadar beğenmemizin sebebi hangi kameraya bakacağım şaşırdım. Aman tanrım. Hangisi, Suzan bak. Tam şuna bakacağım ben, yatay ekran zaten. Ritim sayesinde sevmiştik Infinity War'u. Bu bayağı ritmini kaçıran bir film oldu. Öbüründe böyle tansiyon gitgide yükseliyordu. Burada hadi sitcom koyalım, aman aksiyon koyalım, ölüm olsun olmasın bir sürü bir şey. Bence ritmi çok kaçmıştı. Spoiler vermeden de herhalde bu kadar gömebilirim. Spoilerlı da bir gömerim ki aman tanrım, ne mantık hataları buldum yani. Acayip buldum. Gençler işte, görüyor musunuz? Ayıp. Ne ayıpsın? Şu şart. Evet gençler, başka burada Baran, Burak. Merhaba. Hepinizin adı B ile başlıyor. İzleyecekseniz en önden izleyin. Ant-Man'in Thanos'un annesine girdiği sahne çok iyiydi. kesin izlemenizi tavsiye ediyorum. Abi spoiler vermesin. Çok beğendik biz. Çok her zaman geleceğiz. Tatlar kaçtı tabii. Böyle hayal. Ya bence güzeldi ya. Yani fanboy olarak konuşuyorum. Fena değildi. Bu arada bir şey söylemek istiyorum. Bir arkadaş gördüm. Evet, evet. Korkuyorlar. Karakter çok ağır spoiler'ı storiesine attı film biter bitmez. O arkadaş ya, çok ayıp yaptı yani. Gerçekten. O kadar ayıp etti ki ama yani. Filmin en büyük spoilerlerinden. Çok ayıp etti. Bunu da söylemek istiyorum. Kendi arkadaşları linç etsin yani. Evet. Bize düşmez o. Aynen öyle. Efendim yani gel 22 film yapıyoruz burada. Artık her şeyi bir finale bağlayacağız. İşte bence bu anlamda çok affedilebilir hatalardı hepsi. Hiç tabii yani... canım. Ya benim fan boyum coştu içimden. Tabii tabii. Yeri yani... geldi coştum. İşte hem, böyle hem... oldum. Yeri geldi gözlerim doldu. Güzeldi yani. Disneyland gibi filmdi. Evet. Ama ben Disneyland'e bayılırım. Evet. Öyle olması bekleniyordu birazcık. Bazı kısımlarda anne babanızdan dayak yediğiniz bir Disneyland macerası gibiydi. What? Hüzünlü anları da vardı. Evet. Evet millet. Bizim diyeceklerimiz bu kadar. Artık söyleyeceklerimize son veriyoruz. Kendinize iyi bakın. Benim bu dudağımla kapanıyor şu an.
Beni öpüyor musun gibi oldu o kameradan.